Herkese iyi akşamlar. Bir Yıldızlı Sohbetler akşamından daha sizlerleyiz. Bugün de çok özel bir konuğum var. Sevgili Melike Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Ben hemen yayını girmişim, kontrol edeyim. Sizleri de bekletmeyeyim. Bu arada canlı yayın Melike Yılmaz'la. Birazdan alacağım kendisini de. Sorularınız olursa bana sorular kısmından iletebilirsiniz. Yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Ben bakacağım. Melike'ye iletmeye çalışacağım. Hemen ben Melike'ye isteğimi yollayayım. Derken o bize yollamış bile. Merhaba. Oldu, bağlandık. Merhaba. Nasılsın Melike? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Büyük gün geldi. Erteleye sonunda artık. Evet ama olsun ya. Senin için en uygun zaman, kafanın en rahat olduğu zaman bizim için en iyisi. Teşekkür ediyorum. Ses ve görüntüde problem var mı? Önce onu sorayım. Yani bende gayet net her şey. Hani benim sesimde, görüntüde sıkıntı yoksa okey. Yok, bende de yok. Çok güzel şu an gayet. Güzel. İzleyicilerimiz için tekrardan hatırlatalım. Soruları olursa bize oradan iletebilirler. Ben de sana yönlendiririm buradan. Derken o zaman yayına ben bir geçmiş olsun dileklerimle başlayayım. Teşekkür ederim. Burada da bekliyorum. Nasılsın evet. Şu an? İyiyim. İyi gidiyor. Süper. Hiçbir sıkıntı yok. Zaman yavaş yavaş. 4,5 ay oldu neredeyse. Yani 4,5 ayı doldurdum. Az kaldı. İyi gidiyor her şey toparlanma. Yani. Evet. İyi gidiyor. Bir sıkıntı yok şükür. O zaman seni sevenler için de buradan duyuralım. Onlar da mutlu olsunlar biraz. o zaman Melike, biraz sohbetimize şöyle başlayalım istiyorum ben. İlk voleybola başladığın yıllardan, küçük Melike'den biraz bahsedelim. Bir giriş yapmamız gerekiyor. Yani böyle başlayalım. İlere dönelim. Evet. Ben Balıkesir doğumluyum. Balıkesir'de doğdum. 12 yaşıma kadar atletizmle uğraşıyordum. Benim ablam atletizmle uğraşıyordu. Ailem de doğal olarak onun izinden gireyim biraz diye atletizmle başladım spora. 8 yaşında falan başladım, 7-8 yaşlarında. Ondan sonra işte 13 yaşına geldiğinde, 12 yaşına kadar yaptım. 13 yaşına geldiğinde Supi abi, Supi Doğancı'nın vasıtasıyla, vesileyle diyeyim. Eczacıbaşı'na şey yaptım, gittim. Orada bir denediler, ettiler. Hani gelmek ister misin dediler. Benim annem çok istiyordu voleybolla uğraşmama. Böyle bir teşvik edince, Eczacıbaşı gibi bir kulüp olunca... biraz erken olsa da 13 yaşında, çünkü şimdi düşünüyorum anneme diyorum nasıl göndermişsin İstanbul'a tek başıma. 13 yaşında çıktım. Evet, 13 yaşında evden ayrıldım. İstanbul'a Eczacıbaşı'na gittim. Beni emanet ettiler oraya, bıraktılar. Ay çok küçükmüşsün ama evet. Yine yakın diyeceğim ama sonuçta farklı şehir değil mi yani? İstediğin evet, zaman aileni göremiyorsun. Aynen, evet tabii aynen. Hem onların iş çalışma mesaileri olsun. Bizim antrenman, okul, daha küçüğüm. Zaten kendim gidip gelemiyorum. Biraz sıkıntı oluyor derken. Aynen, biraz küçük yaşta çıktım gittim. Evet, peki mesela şu an tabii aktif voleybol oynanan için atletizmin ne gibi katkısı oldu sana ilerleyen dönemde? Ya atletizm herhalde yani küçük yaşta hani koşu, şudur budur, hani daha çok stil, hani biraz daha büyük ihtimalle yüksek atlama yapıyordum. Hani ana branş yüksek atlama gibiydi. Sıçramada olsun, koşu stilinde olsun biraz daha atletizmin, atletikliğin voleybola da hani katkısı doğal olarak oluyor. Hani temel branş gibi bir nevi atletizm. Hani evet. Sporun temeli olduğu için daha şey. Evet, kesinlikle öyle. Yani, hiçbir şey katmasa bile yani o yaşta sana tabii ki de çok büyük sorumluluk kazandırdığı için çok büyük artısı var. Aynen yani, öyle. O zaman aynen, şöyle aynen. Devam edelim. Eczacıbaşı altyapısında yetiştin. Yani altyapıdan biraz bahsetmek istiyorum. O dönemki. Evet. Nasıldı? Yani o dönem dediğim gibi küçük yaşta geldim. Çünkü zaten hani okula gidiyorsun serviste. Evet. Servis seni alıyor. İşte okul çıkışı kulübe bırakıyor. Antrenman oluyor zaten. Hani altyapıda çok çift antrenman olmuyor. Çünkü sabah okul, akşam antrenman. Antrenmana çıkıp tekrar eve gidiyorsun. Yani zaten ya dışarıdan gelen kızlarla birlikte kaldığın için onlarla birlikte sosyalleşiyorsun. Takım ortamına adapte oluyorsun zaten. Hani her daim birliktesin. Biraz daha paylaşma şeyini falan filan evde takımla hani daha çok kaynaşma daha bir artısı oluyor doğal olarak. Ama hani dediğim gibi sosyalleşme açısından zaten küçük
için çok bir şey yapamıyorsun. Okula git. Eve dön, antrenmana git. Hani en azından bu disiplini kazandırıyor sana diyebilirim yani. Evet, o yaşta Yani bir güzel. zorluklar neydi ya 13 yaşında? Mesela şehir dışından gelen arkadaşlarım vardı. Büyük ihtimalle onlarla bir kenetlenme içerisine girdiniz. Aynen. Aynen hala görüştüğümüz, konuştuğumuz, bağımızı koparmadığımız hani o şeyler kuruluyor zaten. Hala hani yakın olduklarımız. O yüzden hani zorlukları hani açıkçası çok zorluk çekmedim. Ya hani öyle böyle zaman geçti. Hani ya çok dönüp hatırlamadığım şeyler de var. Ama yani dediğim gibi kulübün olanakları da hani sabah öğlen geliyordu yemeğin hemen ısıtıp yiyorsun. Hani zorluk yaratacak bir konumun yok. Yani çünkü kulüp her şeyi zaten ayağına getiriyor. Her şeyi sunuyordu sana. O yüzden aslında hani zorluk gibi bir getirisi yoktu. O yüzden rahattı. Yani altyapı açısından gayet yeterli ve verimli hani zamanlar geçiyordu diyebilirim. Zaten hani mesela o yaşta bir hani çocuk diyelim artık çünkü 13 yaş Evet. çok küçük olduğu için böyle sıkılacak zamanın olmadığı ya da böyle özleyecek belki aileni bile zamanın olmadı Aynen sanırım. aynen. Bir de hani adapte olma sürecin var. Hani yeni şeyler durmadan her sene farklılaşıyor, şey oluyor derken. Aynen. Çok hani vakit bulamıyorduk yani dediğim gibi. Peki Melike şöyle sorayım şimdi. Eczacıbaşı'ndan yetişmek bir voleybolcu için ne ifade ediyor yani? Avantajları nelerdir? Şöyle söyleyeyim ya sonuçta geçmişten günümüze çok köklü bir kulüp Eczacıbaşı. Altyapı olsun, A takım olsun. Hani kadın voleyboluna gerçekten öncülük eden bir kulüp. Hani tabii ki bu yüzden hani orada yetişmiş olmak, hani Eczacıbaşı altyapısına yetiştim. Bunu söylemek bile hani insanı doğal olarak bir gururlandırıyor ve özgüvenle hani şey yapıyorsun. Hani normal voleybolla uğraşmayan bile Eczacıbaşı dediğinde hani bir aşinalığı oluyor, biliyor. O yüzden doğal olarak bir özgüven, hani bu iyi bir yerde yetişmenin verdiği şeyle gururlu söylüyorsun yani hani bunun avantajları oluyor. Güzel bir CV. Güzel bir Evet, aynen öyle. başlangıcı. Aynen öyle. Peki o zaman ben tabii çok küçük yaşta şehir değiştirdiğin için şehir değiştirmeler artık bence seni gitgide etkilemedi diye düşünüyorum ben yaşın ilerledikçe de. Aynen öyle, aynen öyle. Hiç şey, adaptasyon sıkıntısı vesaire olmuyor yani. Hani dediğim gibi küçük yaştan geldiği için sıkıntı yaşamıyorsun. Evet, tabii senin için farklı bir kulübe gideceğim ben de. Arkasa gideceğim. Hem farklı bir şehir hem farklı bir kulüp. Aslında Aynen. hani soracaktım şehir açısından nasıl etkiledi seni diye ama Aynen. genel olarak kulüple ilgili sorayım. Kulüpte neler yaşadığınla ilgili. Zaten hani İstanbul, İzmir çok şehir açısından fark yok. Aynen. Hani hatta İzmir daha sevimli, daha küçük, daha rahat yaşanılabilen bir şehir. Tabii o zaman gittiğimde 18 yaşındaydım. Hani artık biraz daha çoğu şeyin farkındasın. Yani hani aşıyorsun. Altyapıdan çıkıyorsun. Hani Arkas'ta sonuçta hani kurumsallık açısından Eczacıbaşı gibi bir kulüp olduğu için hemen hemen hani hiçbir zorluk yaşamadım aslında. Çünkü oraya da gidiyorsun şehir dışı. Yine paylaşımlı evde kalıyorsun. Onlar da aynı şekilde tesiste yemeğini yiyorlar. Dinlenme aran zaten ev yakın, sıkıntı yok. O zaman çift antrenmanların başlıyor. Doğal olarak bir tık zaten birincilik ama profesyonelle adım atıyorsun bir nevi. Ama dediğim gibi kulüp açısından da Eczacıbaşı'ndan çıkıp hani bir doğuya gitsem, doğuda bir yerde oysam belki zorlanabilirdim. Bocalayabilirdim ama Eczacıbaşı'ndan çıkıp hani arkasına gidince hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ne şehir açısından ne kurumsallık açısından. Hani rahat bir geçiş oldu benim için. Lig seviyesi bana hani çıktım oynadım birinci ligde oynadım. Playoff zorlayan bir takımdı. Playoff'a kalamadık o sene ama hani benim için sezon açısından iyi geçen bir sezondu. Hani sonuçta çıktın, oynuyorsun. Adapte oluyorsun. Yine de çekişmeli maçlar oluyor derken güzel geçen. Hani erken biten bir sezondu ama güzel geçmişti. Sıkıntı Arkas'ta hani şey demişizdir hep. Hani Arkas'ta keşke kadınlara yatırım yapan bir kulüp olsa. Çünkü erkeklere yaptığı kadar kadınlar da biraz şey yapsa çünkü yürür giderim zaman yani. İstek rağbet gören bir kulüp olurdu. Evet ama aslında hani bakıldığında şimdi Eczacıbaşı ve Arkas da ikisi de hani vizyonu ve hedefleri de geniş olan iki kulüp olduğu için aslında girişinde güzel olmuş. Hani dediğin gibi Aynen. Arkas'la ilgili evet dediğin şeyler doğru. Ama yine de bence ikisi de hedefleri büyük olan kulüp olduğu için senin için çok iyi diye Aynen öyle düşünüyorum. yani çok sıkıntı yaşamadığım bir geçiş dönemiydi o da profesyonelle adım atarken.
Bir de Balıkesir aslında İzmir bir tık daha yakın ya şimdi. Hani Evet. İstanbul burada, hani Balıkesir tam ortada senin için. Fazla özel Evet. okumuşsun az önce dedin ya. Aynen. Çok şey İkisinden yapmadım. evet bir tık daha yakın aslında. Yani hani Aynen. aileni görme açısından falan Evet. düşünüyorum. Yine 18 Aynen. yaşına Zamanla evet. Zamanla bir tık alışsan da hani artık evet. görüyorsun. 2 hafta görüyorsun şey değil. 3 hafta görüyorsun en fazla. Ona alışınca en azından artık kaçamaklar, günübirlikler, git gel bile yapabiliyordum yani. Evet. Yani şimdi artık Evet. iyice alışmışsındır. Şimdiden Evet. bahsetmiyorum bile. Aynen. Evet. O zaman ben tekrardan, çünkü tekrar İstanbul'a geçişim var. Sarıyer'le birlikte. Şimdi ben ona tekrardan dönmek istiyorum. Artık hani tecrübelenmiş bir Melike vardı aslında. Tekrar İstanbul'a dönerken. Yani takımda mesela nasıl karşılandın tekrardan döndüğünde? O sene dediğim gibi zaten bir sene dışarıdaydım, tekrar Evet. döndüm. Sarıyer'in o zamanki atmosferi daha genç takım, hani genç bir takım Evet. kurmasıydı. O sene, bir önceki sene ve o sene öyleydi Sarıyer. Zaten Eczacıbaşı'ndan altyapılardan kiralık alan oyuncuları vardı. O sene işte Melis Durul, Hande Baladın, Arelia'nın, Evet. Vida'nın, Aybük Enfan olduğu seneydi. Yani gerçekten genç bir takımdı. Ya Evet. atmosfer çok iyi bir takımda, genç takım olduğumuz için. Çabuk ve birbirimizi tanıdığımız için çabuk uyum sağladık zaten. Hatta hani genç bir takım olmamıza rağmen 6 ya da 7. sırada bitirmiş o hani bitirmiştik. Evet. Uyum vardı. O yüzden hani aslında adapte olmak hiç zor olmadı. Birbirimizi de tanıdığımız için Bir de aynı atmosfer jenerasyon. iyiydi yani. Aynen aynı jenerasyonduk. Keyifli bir takımdı ya Sarıyer. Evet. Güzeldi. Evet, Sarıyer için aslında bütün sporcular böyle söylüyor ki öyle de zaten. Peki şöyle bir şey sorayım Sarıyer'le ilgili. Kendine Sarıyer'de kattığın en önemli şey nedir sence? O sene işte dediğim gibi neredeyse yani oynadığım için full lig boyunca hem performans açısından çok şey kattım kendime hem kendimi gösterme açısından performans açısından Sarıyer dönemi benim için en iyi geçirdiğim sezonlardan biriydi. Dediğim gibi bunun oynamanın da etkisi var. Kendime kattığım en büyük şey de Sarıyer dönem sezon sonunda daha önceleri milli takımda yer almamıştım. Hani altyapılarda olsun şey olsun. O dönem o yaz boyu full milli takımdaydım. Milli takımın Evet. A millinin şey bir yoğun bir programı vardı. İki takım oluşturmuşlardı. Avrupa Ligi ve Üniversiyat etabında ikinci milli takıma katıldılar. O yüzden hani o takımda yer aldım. Dediğim gibi o dönemde yazın da milli takımda da full oynadığım için hani yazın da dolu dolu geçti. Dediğim gibi Sarıyer'in bana hani en büyük artısı hem lig boyunca hani oynamam, o ligi adapte olup ekmeğini yemem hem de milli takımda bulunmamdır. Yani hani Sarıyer'in bana en büyük Evet. katkısı. Evet, aslında Sarıyer denmişken ben de şu an aklıma geldi. Milli takıma değinsek mi falan diye. İstiyorsan bunu biraz detaylandıralım mı? Hani milli takımla ilgili duygu ve düşüncelerini birazcık detaylandırsak. Tabii. Dediğim gibi o sene katıldım. Ondan sonra bir U23 elemelerinde de bir oradaydım. Ondan sonrası geldi birkaç kere daha ama yine bir ufak sakatlığım olmuştu. Daha sonrası olmadı. O dönemde de işte Üniversiteyat kadrosu, üniversiteye gittik Güney Kore'ye. Orada bir başarı elde edememiştik. Avrupa Ligi'nde ikinci olmuştuk. Hatta o unutamadığım maçlardan biridir. Final maçını İzmir'de oynamıştık. Altın sete taşımıştık. Altın sette kaybetmiştik ama hani gerçekten sahanın atmosferi, hani o Evet. seyirciler, o gururu yaşamak yani güzeldi benim için. Çünkü daha önce tatmadığım için çok yani gerçekten her sporcunun yaşamasını istediğim duygulardır yani. Evet. Peki etkilendiğin seyircisi olan bir şehir var mı özellikle? Hani illa oynamış olman gerekmiyor yani. Ya Ankara'da oynamadım milli Hı takım maçlarım da çok doluyormuş. Hani hep kızlar Evet. bahsediyordu. Aynen. O var. Ya dediğim gibi ben İzmir'de o şeyi hissetmiştim milli takım maçında. Ya onun dışında Galatasaray hani Fenerbahçe maçları biraz Evet. daha İstanbul'da şey oluyor. Pandemiden dolayı son sezon bunu yaşayamadım ama ondan Evet. öncesi yaşamıştım. Onlar tabii ki biraz daha keyifli oluyor. Yani seyircisinin olduğu her maç daha keyifli olduğu kesin. Evet, şimdi biraz aşmaya başladık. Yavaş yavaş, inşallah öyle de Aynen. devam eder seyirci açısından. İnşallah. Çünkü Aynen. biz de özledik, siz de özlediniz. Yani siz bizden daha Özledik çok özlediniz gerçekten. belki de. Aynen. O atmosfer
keyifli oluyor. Diğer türlü gerçekten hazırlık maçı tadında Evet biraz ya. sıkıntılı geçiyor. Evet, şimdi ben de hani mesela seyirciyle herhangi bir karşılaşma izleyince şimdi o da bana ilginç geliyor. Hani Evet, burası seyirciyle çok kalabalık. izleyici. Yani nasıl alıştık ben anlamıyorum. Birden Aynen karşımda aynen. nasıl geçtim? Onu da anlamadım. Gerçekten. O zaman belki bir sonraki soruya geçmeden evvel ben şimdi senin için önemli olan bir konudan da bahsedeceğim. İstanbul Aydın Üniversitesi ile birlikte ikinci oldunuz. Bu konuya biraz değinmek istiyorum. O Aynen. zaman da çok güzel bir kadro vardı aslında. Çok Aynen. güzel bir kadronun içindeydin. O anlarla ilgili neler söylersin? Ya o kadro bizim fix yani bayağı ben 6 sene Aydın Üniversitesi'ndeydim gidemediğim için durmadan uzattığım için okulu. 6 aynen sene oradaydım. O bizim şey gibi oluyordu eğlence hani kadromuz. Yani hani lig bitsin de biraz kafamızı dağıtalım, keyif alalım, öyle oynayalım falan diye gittiğimiz. O jenerasyon o kızlar da gerçekten çok keyif alarak hani oynuyorduk. O gittik o sene zaten Polonya'ya gitmiştik. Onda da ikinci olduk. Yani grupta 3-0 yendiğimiz takımın adını hatırlamıyorum. Finalde 3-1 ya da 3-2 mi? 3-1 yenilmiştik galiba. Hani tüh diyoruz işte keşke grupta yenilseydik de finalde böyle olmasaydı. Ama gerçekten Polonya'da hani son geçirdim turnuvayda okulda. Çünkü okulumu ben değiştirdim. Nişantaşı Üniversitesi'ne geçtim. Ondan sonra. Kızların da yani 93'lülerin, 2'lerin jenerasyonu bittiği için hani dedik alttan gelenler oynuyorsunuz. Biz burada bırakalım tarzında. O bizim için top şeydi. Hem başarı açısından hem keyif açısından hani kızlarla öyle bıraktığımız, geride bıraktığımız bir turnuva. Ama gerçekten hem dediğim gibi sezon sonuna yorgunluğunu, stresini Evet. atmak için keyifli olan şeylerdi turnuvalar, okul turnuvaları. Evet, bir de o kadroda da aslında herkes baktığımda iyi iyi yerlerde şu an. Hani o yüzden Aynen ya güzel hani konuşmak istiyorum. evet. Evet. Güzeldi. Peki belki o zaman şimdi senin için çok farklı bir hikaye geçeceğim ama aslında senin için maneviyatı yüksek olan bir hikaye. Daha önce de söylemiştim. Galatasaray hikayene geçmek Evet. istiyorum ben. Öncelikle bu transfer kesinleştikten sonraki hislerini merak ediyorum. Yani yani o çok net hatırlıyorum telefon konuşmasını. Bir okul turnuvasındaydık, Adana'daydık. Tunçer aradı beni. İşte nasıl bir abicim konuştuk falan. Yani, niye abi? O dönemde hani herkes şey, sezon bitmiş. Herkeste bir stres var. Kimisi anlaşmış. Anlaşmayanlar hadi artık neresi olacak? Herkes anlaştı. Ben ne yapacağım? Ben de o dönem daha anlaşmamıştım. Haber bekliyordum Tunçerlerden. Konuştuk falan filan. Dedi ki işte Galatasaray var. Ne düşünürsün? Ay dedim ki abi ne Ne düşünebilir? düşünebilir? Yani ne düşünülebilir bunun üstüne yani ne yapabiliriz? O da dedi ki işte gelince bir görüşelim edelim tamamdır. Yani çok net hatırlıyorum. O tarzda onu konuşmuştum Tunç abiyle. Çünkü hani Galatasaray şu, o zamandan bu zamana kadar içinde bulunabileceğim en büyük kulüplerden biri. Evet. Şimdi bir babam Galatasaraylı benim. Hani ben takım tutmuyorum, bir fanatikliğim bir şey yok ama babam Galatasaraylı. Sonra düşünüyor insan hani babamın tuttuğu takımın formasını taşıyacaksın. Hani onun bir ayrı gururu var. Büyük bir kulüp camiada, futbol camiası, voleybol Tabii camiası ki. büyük bir kulüp. Bir de dediğim gibi hani oynayacağım kulüplerin içinde en hani kariyerim açısından hem etkileyecek hem de daha şey olacak bir kulüp olduğu için çok mutlu olmuştum yani. Sadece tabii düşüncelerim vardı. O zaman 4 sene Sarıyer'deydim. O son sene de birincilikteydik. Şimdi hani birincilikten çıkıp bir sonuçta bir yine de şey farkı var. Hani bir Evet, üst tabii ki. seviyeye hani çıkıp hani adapte olmak nedir nasıl olur diye bir şüphem vardı. Ama ondan sonra zaten hani o camianın içine girince hani o Galatasaray ailesine adapte olunca o da bir sıkıntı olmadı. Yani zaten antrenmanla birlikte her şey biraz daha rayına oturdu. Hani keyifliydi o da yani. Çok güzel bir başlangıçtı benim için. İyi ki dediğim unutulmayacak şeylerden biridir Galatasaray. O zaman şöyle sorayım. Galatasaray Melike için ne ifade ediyor diyeyim. Ya dediğim gibi yani kariyer açısından ilkimdir hani büyük bir kulüp açısından unutamayacağım bir yer benim için ya. Yeri ayrıdır yani hani başka bir büyük kulüp olsa da Galatasaray'ın ilk göz ağrım gibi bir şey diyeyim ben. Evet, babanın takımı. Evet, O tabii ki de aynen. ayrı bir şey, güzel bir şey. Çok gurur Aynen. verici yani. O Evet. zaman 2 senenin ardından Galatasaray'dan ayrıldın.
Peki ayrılınca neler hissettin? Önce onu sorayım da. Soruyu öyle gireyim bari. Nasıl neler hissettim? O dönem biraz da hani zaten ikinci dönemi bitiremedik. Hani bir burukluk vardı çünkü pandemi girdi, karantina süreçleri başladı. O yüzden tabii kendi maç son birkaç maçımız kalmıştı ama sonuçta playoff oynayacaksın, şey oynayacaksın, oynayamadık hiçbirini. Hani aslında tadı damağımda kaldı diyebilirim çünkü bitiremedik yani. Hani bir burukluk vardı içimde. Bir de o dönem biraz daha pandeminin de etkisiyle şey sıkıntısı vardı. Hani kulüpler hani Evet. o dönem herhalde Galatasaray'dan sonra en uzun beklediğim dönemdir hani neresi olacak olacak mı diye. Hani o yüzden stres de vardı. İçimde buruklukla stresle o yazımı artık nasıl geçti? Ben biliyorum herhalde. Tüm abiler biliyorsun. Ama gerçekten pandemiyede yani çok kötü yakalanmışsın hani orada Evet ya aynen. şey olarak kötü bir yerde yakalanmışsın bence. Yani Aynen öyle. hani hedefleri olabilir. Tabii ki de bütün sporcular farklı farklı yerlerde yakalandı. Herkesin belki hedefleri Aynen. hani vardı. Herkes yerde kaldı ama dediğim gibi artık yavaş yavaş aşabileceğiz inşallah. İnşallah. Günlerimize döneceğiz inşallah. Evet. O zaman şöyle sorayım. 2 senenin ardından ayrıldın Galatasaray'dan ve Nevşehir'e transfer oldun. Öncelikle farklı bir şehir. Şehirden beklentilerin neydi? Nevşehir'e Ya geldiğinde. ben Nevşehir'i normalde de turistik açıdan çok merak ediyordum. İşte hep arkadaşımla plan yapıyoruz, yakın bir arkadaşımla. Hani hadi gidelim, ne zaman gidelim, gezelim, görelim. Ve çok merak ediyordum. O yüzden bir türlü de kısmet olmamıştı gitmek. Sonra Nevşehir çıkınca ha dedim hani hep görmek istediğim bir yer. Neden oldu? Bir doğuya gideyim bu sefer bir o taraflara. Yani dediğim gibi şeydi o yaz biraz benim için sıkıntılıydı. Çünkü transfer dönemim uzadı. Biz artık tüm şartta şey koşuyorduk. Hani sen abicim hazır ol. Her an hani gidip bir yerle anlaşıp topa geçecek misin gibi. Bunu konuştuktan bir hafta sonra haber geldi. Böyle böyle bir durum var ne dersin? Abi dedim zaten hani bekliyorduk. Hani daha bazı takımlar antrenmanlara başlamıştı. Ha dedim olur yani hani deneyelim benim için sıkıntı yok hani birincilik sultanlar ayrımım yok hani giderim bir değişiklik olur en azından Galatasaray'da zaman zaman oynuyordum. Ondan önce Sarıyer'de bir ara zaman zaman oynuyordum. Hani uzun zamandır performans gösterebileceğim bir yer olmamıştı. Bu açıdan bakınca aslında dedim hani hem kendimi tekrar bulabileceğim hem oynayabileceğim, keyif alacağım bir yer olabilir. Hani bu yüzden aslında çok olumlu baktım. Çünkü kafam rahat olacaktı. Hani Galatasaray'dan öyle bir yerde, birincilikte hani daha iyi kendimi gösterip performans sergileyebileceğimden emindim. O yüzden aslında hiç olumsuz düşünmedim yani. Hani başka bir yer yok diye veya bekleyelim başka yer olur diye değil. Ha bu teklif gelince bence gayet hani ideal diye düşündüm. Dediğim gibi gerçekten merak ettiğim bir şehir de olduğu için onun da etkisi oldu yani hani bir Evet, gideyim bir şehir göreyim gerçekten. geziyim diye. Bu arada ilk defa doğu tarafında oynadın Aynen. orada. Bir fark Evet. gözlemledin mi? Hani sporcular genelde bir fark gözlemlediklerini söylüyorlar. Ya tabii ki şehir farkı hani insanların duruşu onları bir kenara bırakırsam normalde aslında mesela şey Nevşehir'de seyirci çok geliyormuş voleybol maçlarına ama biz onu tadamadık. Normalde aslında meraklılarmış. Yine pandemi sağ olsun. Yoksa bayağı şey katılım varmış. Hani onun dışında yani ne bileyim bir çağrışa çıkıyorsun bir şey oluyor. Zaten fark ediyorlar. Evet. Hani nereden geldiniz? Ayrı bir hani ilgi alaka oluyor hani. Tanıyorlar Öyle diyebilirim. seni. Aynen tanınıyorsun. Hani o yüzden işte yaptığına, yediğine, içtiğine dikkat etmen gerekiyor. Ekstra dikkat etmen lazım. Hani dedim gezerim, görerim, görürüm dedim ama pandemi olduğu için çok da Evet. evden çıkamadım. Evet, oldum aslında gezdin Aynen. böyle hiç. Evet. Aynen. Bir Açıklığa şeyleri gittim artık. diyemiyorum. Açıklara gittik. İşte dağ tepe gezdik ama dedim ki zaten 8 ayda fazla geliyor Nevşehir'e. Yani gidip görmelik 10 gün, bir hafta yetermiş. Evet. Ya her yer için öyle bence. Yani oradaki Aynen. hani arkadaşların ya da ailen hani şehri güzelleştiren şeyler onları olduğu için bir şehri gezmek neresi olursa olsun 10 gün en fazla bence tatil Aynen öyle. bence. Evet. Evet. Sonra bir süre sonra rutine biniyor bizim için. Evet. Aynı Rutine biniyorsun antrenmanlarla. dediğim gibi bir de zaten hani sporcular açısından hani sizde yoğun olduğunuz için antrenman, maçlar falan o yüzden daha da dolu oluyorsunuz. Evet. Bir süre sonra sıkıyor hatta çünkü hep Evet. aynı şey. Hep bir Evet. yere de çıkamıyorsun. Bu sefer dediğim gibi içinde bulunduğumuz durum da çok etkiliydi. Evdesin hep.
O yüzden biraz daha sıkıntılı süreçlerdi yani. Evet. O zaman şöyle de bir soru ekleyeyim Nevşehir'le ilgili. Transferi olduğundan bu yana neler yaşadın kulüpte diyeyim. Hani hani ilgi alaka şudur budur hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hatta sezona başladığımızda, maçlara başladığımızda çok iyi bir hani takım uyumu vardı. Çok iyi bir gidişat yakaladık. Hani 11 maçın 10'unu yendik. Sadece bir Bolu'ya yenilmiştik ilk devre. Hani çok güzel bir istatistiğimiz vardı aslında takım açısından da. İkinci devre biz yani biraz daha takımca performans düşüklüğü başladı derken biraz daha böyle dökülmeler hani belki nasıl diyeyim yorgunluk çıkıyor bir şey oluyor. Hani biraz daha düşüşe geçmiştik takımca. O bizi biraz sarstı ikinci devre. Ondan sonra yani takım açısından bir sıkıntı yoktu. Dediğim gibi ilk devre kadar o ritmi yakalayamadık. O biraz yani başarısızlıklar geldikçe insanın canını o sıkıyor. Hani takım çünkü yine mi yine mi diye. Bu sefer ayakların geri geri gidiyor salona giderken. Daha sıkıntı. Bir şey yapamıyorsun. Elinden bir şey gelmiyor derken. Hani ilk devre başladık kadar hani sonunu güzel bitiremedik ama yine de hani benim için öyle şey değil. Kötü bir izlenim bırakıp da bir daha lanet olsun diyecek bir sezon değil yani. Unutamadığın bir maç var mı böyle? Geri dönüp baktığında. Geri dönüp baktığımda şey vardır. Bir tane Sarıyer'deyken Beşiktaş maçım vardır. Ha, sarı yerde. Sarıyer'deyken var. O yani Nevşehir'de yok. Galatasaray'da Fenerbahçe'yi yendiğimiz maç vardır. Sarıyer'deyken de o unutamadığım maç 3-2'ye gitmişti. Çünkü maçtan çıkıp ablamın düğününe gidecektim Çordu'ya. Hani böyle bir şanssızlıkla niye o gün derdesine. Onu unutamam. Almıştık biz Sarıyer'de. O genç takım olduğu zaman Beşiktaş'a 3-2 yenmiştik. Öyle gitmiştim. Onu unutamam. Ya böyle yakaladığım servis şeyleri falan var, serileri. Onlar var birkaçı da. Hani yakın zamanda öyle unutamadığım dediğim yok. Peki Melike, aslında yayının başında da bahsettik. Yakın zamanda talihsiz bir sakatlık yaşadın ve ameliyat oldun. Şimdi ben bu süreci Aynen. başından anlatmanı istiyorum. Merak edenler vardır, illaki sevenlerin vardır. Yani en başından detaylıca bize anlatsana biraz. Tabii ki anlatayım. O bitmez. Sakatlıklar bende bitmiyor. Ya işte ne zaman? Mart, Nisan. Nisan'da ameliyat oldum. Mart. Ligin bitmesine son bir maç kaldı. Sondan bir önceki maç Bolu maçını oynuyoruz. Hani artık playoff'a kaldığımız garantili. Biz hep de alırsak garantileniyor. Hani onda sıkıntı yok. Tam da işte Bolu maçı. Bir de kendi evinde oynuyorsun. İlk devre sadece Bolu'ya yenilmişsin. Bir şey var. Hani bunu maçı almalıyız. Ya üçüncü setti galiba. İlk seti verdik. İkinciyi aldık. Üçüncü set olması lazım. Ha, gittim bloktan düştüm. Bahar abla var yanımda. Yani ayağına bastım galiba hissettim. Fileyi tutup kendimi yere bıraktım. Ha, şimdi ben 10 sene önce de Eczacı'da 16 yaşında sol dizimden aynı ön çaprazım koptu. Hani aynı şeyi yaşadım. Hayır diyorum ki koptu dedim. Hayır diyor kopamaz diyorlar. Hiçbir tepki vermedin diyorlar. Ya diyorum koptu. Biliyorum Anladığım yaşadı. için tepki vermiyorum. Aynen. Ama diyorlar işte dizin bak iyi görünüyor. Hani şeklinde bir sıkıntı yok. Bağırmadın, ağlamadın, çağırmadın. Ya dedim ama biliyorum. Beni kenara çıkardılar. Deniyorum. Kuadrisepsini falan sıkabiliyorum. Hani aslında iyi hissediyorum. Sıkıntı yok. Zaten hani maçı aldılar 3-1 aldık. Sıkıntı yok. Hani diyorum ki şimdi herkes diyor bak iyisin görünüyor sıkıntı yok hani kopmamıştır esnemiştir. Hani kendimi ben kötüye hazırlıyorum çünkü hissediyorum. İyi, ya bu sefer iyi hazırlarsam işte koptu muhabbet olacak. Tamam sonra diğer gün MR çekildik falan derken ya MR'da belli oluyor. Elle muayeneye götürdüler beni Ankara'ya. Hani doktor diyor ki muayene diyorum elle sıkıntı yok. Çünkü aslında tutuyor bir şey. MR'a bakıyorum kopmuş. Hani bir kısmı tutuyor dedi. İstersen 3-4 ay hani tedavi, full tedaviyle bunu kuvvetlendirebiliriz ama bir tarafı zaten kopuk. Hani sen tekrar dönersen belki bir yıl, belki 2 yıl idare eder ama etmeyebilir. Her an tekrar kopabilir. Ya ben, hani ne düşünüyorsun? Yani dedim ben zaten kendimi normalde ameliyata hazırladım. Çünkü öyle bir risk varken insan huzur diye. Yani ben huzursuz olurum, oynayamam.
Hani iyileş, o kadar 4-5 ay tedavi ol, kuvvetlendir. Sonra çık sahaya, tekrar bir şey olsun, daha sıkıntı. Daha Ya belki dedim de daha olalım yani. Aynen öyle. İşte iç yan bağda biraz esneme vardı. Hani Allah'tan onu dokunmadılar. Çünkü iç yan bağın biraz daha iyileşme sıkıntı oluyormuş. Onu yaşamamıştım daha önce. Hani ne düşünüyorsun? Sonra zaten ayın 9 Nisan'da, böyle bir hafta 10 gün sonra falan ameliyat oldum. Ankara'da oldum ameliyatımı. Ön çaprazı bağladılar, menisküsü diktiler, yan bağ dokunmadılar, bir de 40 dakika bir onarım yaptılar. Ya dediğim gibi, hani doktorla konuşuyorum, diyor ki hani nasıl bu kadar sakinsin, diyorum ki aynen önce soldan da oldu. Hani sen şimdi Hani annemin yüzüne yapın. bir sürü bir şey saydın. Diyorum nasıl bu kadar Evet. sakin anlatabilirim? Yapın gitsin, ben olsun aynılarını falan diyeydim artık Ezra, yani boş verin diye. Hani bir de şeydir, biraz canım tatlı değildir yani, hani ağrı işim yüksektir, onun da etkisi var. Ameliyatı işte oldum, çıktım. Zaten ameliyattan sonra hani ilk bir ay biraz sıkıntıdır. Hani egzersizler, tabii değneklesin, şudur budur. 2 ay boyunca zaten Ankara'daydım hep. Her gün tedaviye gittim. Hepsini hani otelde kaldık orada eşimle. Hani Nevşehir her şeyi karşıladı. İşte ameliyatı, tedavi masrafları falan. 2 ay boyunca full çalıştım zaten, hani egzersiz, şu bu. Derken 2 ay sonunda Erde'ye geldik. Erde'ye taşınmıştık. Erde'ye geldik, yerleştik işte, artık evi falan yerleştir et derken. Şimdi burada biraz daha şey yapıyorum. Burada bir tedavi merkezine gidiyorum. Egzersizlerime devam ediyorum. Onun dışında zaten her gün evde kendim yapıyorum egzersizlerimi. Yani egzersiz artık zaten tedavi gibi değil de kuvvetlenmeye yönelik. Hani squatlar, lunge'lar, her şeyi zaten yapabiliyorum artık. Bir de şey, yavaştan hani müsilaj muhabbeti var diye denize gitmiyordum. Bir 3 haftadır falan filan hani baktık hiçbir şey yok artık. Zaten insanlar gidiyordu. Biz de şey yapalım. Biraz sahile inmeye başladık. Orada biraz kumda artık beach voley tarzı oynamaya başladım. Yani hani bayağı artık hani zaten küçükten koşmalar, sıçramalar falan, onlara geçtiğim için hani artık günlük hayatımda zaten bir sıkıntım yok. O dönemde hani şimdiki halim, yani dediğim gibi bir ay bir tık zorluyor seni ameliyattan sonra. Ondan sonra rahatım zaten. Şimdi dediğim gibi sadece kuvvetlendirme. Yani şu anlık yani iyiye gidiyor her şey senin Aynen için. aynen. Aynen. Bunu Hiçbir duymak sıkıntı yok. istiyoruz zaten. Her şey Şükür. iyi gidiyor, hiç Şükür. sıkıntı yok. Buradan duyuralım. Aynen. Hani Aynen. merak edenler olur. O yüzden söylüyorum. O yüzden Evet. sordum. Şöyle bir soru soracaktım ama Melike, bir tane soru gelmiş. Şimdi ben bu soruyu sana yönelteyim, ondan sonra diğer soruma geçeyim. Tabii ki. Eğitim ve spor konusunu genel olarak merak ediyorlar. Hani farklı sporcular nasıl idare ediyorlar eğitim ve spor aynı anda. Şimdi bunu sorayım sana. Nasıl bir arada götürüyordun diyeyim. Ya Eğitim ve şöyle sporu söyleyeyim. bir arada. Ben kendim için hani şey yapacak olursam, İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeyken okulla ben Sarıyer'deydim. Çok uzaktı. Hani Sarıyer'den çıkıp Florya'ya kadar gitmek, bir de çift antrenmanım oluyor zaten. Profesyonel olarak yaptığım için çok sıkıntıydı. Zaten bir de sanat yönetimi okuyordum orada. Hani gidemedim. O yüzden hani ben birlikte yürütemedim. Ondan sonra Nişantaşı'na geçtim. Antrenörlüğe geçtim Nişantaşı'nda. Hani Nişantaşı Üniversitesi biraz daha hani en azından devamsızlıkta bize tolerans gösterdiği için finale, hani İstanbul Aydın'da bunu yapamıyorduk biz. Direkt vizeye gitmek istesek giremiyorduk Bir de devamsızlıktan, farklı ama bölüm olduğu Nişantaşı bunu için. yapıyor. Evet, onun da biraz sıkıntısı vardı. Ha, mesela Nişantaşı Üniversitesi devamsızlıkta tolere edebiliyor. Hani diyor ki tamam, hani notlarını al gerekirse vizeye, finaline gir. Hani ben bunu sağlarım. Hani o açıdan rahattık. Hani Galatasaray'da olduğum süre Ataman abiden izin alıp vizeye, finale gidebiliyordum. Problem olmuyordu. Ama gerçekten bu pandemi benim çok işime yaradı uzaktan eğitimde. Hani 2 sene, şu an 3. sınıfa geçtim. İkisi, yani 1,5 zaten sene uzaktandık. Diğer dönemdeki derslerimi de verdiğim için hani 3. sınıfa geçtim. Hani bir nevi gerçekten hani herhalde uzaktan sporcuların da işine yaramıştır uzaktan eğitim. O yüzden rahattık. Ama onun dışında tabii ki birlikte devam ettirip sürdüren arkadaşlarım var, yani okulu bitirenler. Hani dediğim gibi okuluyla kulübü yakın olanlar var, veya mesela İzmir'den var arkadaşım. Hani İzmir dışına çıkmadı bir süre. Hani Manisa'dır, Salih, o çevrede mesela oynadı. Okulumu bitireceğim dedi. Kendi imkanları da el verdiği sürece böyle de yapanlar var. Hani onu da Evet, aslında söyleyeyim. Bu biraz biraz da hani ile sporcunun alakalı. kendisinden hani Evet psikolojisinin evet.
götürebiliyorum yani bunu kaldırabiliyorum. Aynen. Dediğin gibi bir de İstanbul gibi bir yerdeyse eğer mesafe de önemli değil mi? Çok zor, aynen. İstanbul'da daha sıkıntı oluyor biraz da. Hani mesela şu an Nişantaşı'ndayım. Evet. Nişantaşı hani o çevrede Sarıyer'e yakın mesela. Hani Sarıyer'le. O kulüple. Hani böyle böyle biraz hani Yeşilyurt, İstanbul Aydın tarzı. Hani yakın olduktan sonra bir tık daha yürütebiliyorsun. O daha da kolay oluyor dediğim gibi. Evet. Ama şu anda da devam ettiriyorsun aslında. Bunu kanıtlarken Evet. hani de Aynen. yapabileceğinin kanıtısın yani en Aynen. Şu azından. üçüncü sınıfa geçmişken Ama gerçekten hani bunu yapabilmeniz bile çok büyük bir şey. Çünkü ikisi de çok ayrı sorumluluk yani. Hani üniversite bitirmek gerçekten çok zor. Ki hani çok zor bölümler okuyanlar da var. Psikoloji var. okuyorlar. Aynen var var. Hani spor dışında, antrenörlük dışında o bölümleri de okuyup bitirenler Aynen. var ki Ya sen devam ediyorsun. Türkiye'de çok okuldan yardım, hani doğal olarak kulüp de tabii ki antrenörden antrenöre göre değişiyor ama hani okullar da çok yardımcı olmadığı için gerçekten Türkiye'de ikisini birlikte yürütmek zor oluyor. Evet, yani sonuç olarak siz o sınava giriyorsunuz. Bir şekilde geçmeye çalışıyorsunuz. Hem de yani bir şekilde takıma da devam etmek zorundasınız. Anlayış gösterilmesi gerekiyor. Ama farklı bir bölüm olduğu için de bir şey Tabii onu diyemiyorum da etkiler. şu an. Baştaki sanat yönetimi bölümünü isteyerek mi gitmiştin? Evet, istedim yani. Şimdi düşünüyorum niye ama. Yok, böyle hani dizidir, filmdir. O tarz şeyleri de sevdiğim için, keyifli olduğu için. Hani öyle bir ilgim vardı o zaman. Hani dedim deneyeyim. Hani Aydın Üniversitesi'nde de o zaman şey yoktu, BESYO yoktu, açılmamıştı. Hani biz burs vereceğiz sana. İstediğin bölümü seç. Hani özel yetenekle girilen. Hani o zaman da işte sanat yönetimini seçmiştim. Ama bitirmek kısmet Olsun ama en azından yani şu an bile hani istediğin zaman film izleyebilirsin, istediğin zaman bunlarla kitap okuyabilirsin, bir şekilde o eksiği aynen. kapatabilirsin diye düşünüyorum. Pandemi Evet, döneminde evet. bu açıdan ne yaptın? Kitap, film, psikolojik olarak Aynen, karşılıklı yani oldu mu? gerçekten zaten normalde de çok dışı hani evet gezmeyi tozmayı seven bir insanım ama evcimen yönüm de fazladır ama bu dönemde o kadar çok alıştım ki eve hani gerçekten hiç çıkmıyorum desem yeridir. Evet bayağı dizilere sardım doğal olarak film. Hani kitap şöyle oluyor, film veya diziye sarınca kitabı biraz ben boşluyorum. Bu sefer kitaba sarınca film dizi kalıyor. Hani ikisini birlikte yürütemiyorum. O yüzden biraz daha film ve dizilere sardım. İşte bir yandan hani oyun, biraz oyun oynuyorum. Oyunlara sardım falan Ne derken. oynuyorsun mesela? Pandemi öyle. PUBG Aa, oynuyorum. hiç Evet. beklemiyordum. Evet. Ciddi PUBG bayağı bir. oynuyorum. Yani Aa. normal telefondan oynuyorum da aynen. Sims 4 var. Onu bilgisayardan oynuyorum. Sims severim. Hani bir onları birazcık abarttım pandemi döneminde evden çıkmayınca. Tabii ev işleri falan. Onlar olmazsa olmaz. Öyle Olsun, PUBG geçti ya. falan güzel. Eğlenceli değil mi? Eğlenceli geliyor mu sana oyun Evet oynamak? evet eğlenceli, keyifli oluyor. Zaman geçti. Nasıl geçtiğini anlamıyorum en azından. Evet, oyunu oynarken öyle Evet. oluyordur. Hani kitap okurken de öyle aslında, film izlerken de öyle ama bir süre sonra yani hani bir rutine biniyor. Bir de artık pandemi döneminde evde durduğunuz için dışarı çıkmak bana çok rahatsız verici bir şeymiş gibi Aynen. geliyor. Evet, o yüzden evden çıkmıyorum pek. Ya da gerçekten insanın olmadığı yere gitmeyi Evet. şey yapıyorum. Öyle de olsa sürekli kolonya sıkmaktan artık ellerim falan soyulur. Aynen. Hani Aynen. ondan Ya hani burada işte hafta sonları daha kalabalık oluyor deniz diye. Elbette biz biraz daha hafta içi akşama doğru gidiyoruz mesela. Şey, hani bunlara biz dikkat ediyoruz hala. Çünkü çok boş veren insan var. O yüzden biz yine de önlemimizi alıyoruz. evet, tabii ki de önlemimizi devam ettirmemiz lazım ama o sıcakta maske takmak çok Evet, zor zor. geldi. Ben hiç Ev kafayı iyiyoruz takmıyordum o zaman. mesela. Aynen, Yani ev iyiyse. evet. Peki o zaman son olarak şunu ekleyeyim. Şimdi tabii ki de tekrardan geçmiş olsun dileyim ama her şey iyiye gittiği için şu anda tabii Aynen. izleyiciler de gördü, duydu. Mutlu olduk tabii her şeyin iyiye gittiği için. Geri dönüşte bizi nasıl bir Melike bekliyor? Daha mı hırslı? Çok sabırsız olduğum için artık hani normalde yazı hani tatil yapıldı, başlandı bir nevi kulüpler başladı artık. Hani ben de bir yani sonuçta Nisan hani Mart sonunda bitirdim.
Ama onlar başladı, şimdi ben başlayamayınca daha bir sabırsızlık var içimde. Ama işte sahaya daha iyi dönebilmek için çok hani çalışıyorum elimden geldiğince. Hani en iyi şekilde dönebilmek, kendimi yansıtmak için. Daha hırslıyım tabii ki. Bir de özlem duyduğum için o zamana kadar, hani dönene kadar büyük ihtimalle Ekim, hani 6 ay, literatürde 6 ay ön çapraz koptuktan sonra dönür. Hani o öyle Ekim oluyor. Eğer hani Ekim'e kadar da daha çok özleyeceğim için daha böyle her şeyi yansıtmaya çalışacak bir Melike var yani. Hani elinden geldiğini ardına koymayacak bir Melike var. O yüzden hani sabırsızlıkla bekliyorum o günleri yani. Gelsin biraz Böyle önce oturduğunda hani boş vaktin oldu ya biraz bir süre. Yani şunu diye. yapacağım ya işte maçlar başlasın hani oynayayım tekrardan şunu yapacağım dediğim bir şey oldu mu hiç? Kesin olmuştur ya. Yani benim ya blok, ya tabii ki orta oyuncu için blok yapmak hani ayrıdır. Tabii ki atak da öyle, ama benim için blok hep ayrıdır yeri. Hani o yüzden o blok yaptıktan sonraki sevinç olsun, hırs olsun, belki onu daha farklı görebilirler. O zaman biz tekrardan biz geçmiş olsun dileyelim ama her şey iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyiye gider ve bir an önce kavuşur. Bu arada Ekim'e de çok yok yani aslında. Evet, aynen. Şu an işte dediğim gibi 17. haftadayım. Hayır, evet, 4,5 ayı geçti. Aynen. Aynen, Ekim'de hani 6 ay. Şimdi bir herhalde Cybex testine gideceğim ya bu hafta ya haftaya. Hani bir tık daha oranları görmek için. Ya dediğim gibi onun dışında zaten kendim bireysel olarak topla haşır neşir oluyorum. Hani onda bir sıkıntı yok. Hani sadece biraz daha takıma adapte olup hani birlikte oynamak biraz daha zamana ihtiyacım olduğu için. Ha, Ekim, Kasım en geç herhalde. Ya ben öyle düşünüyorum. Doktorlar öyle demese de ben o içimdeki şeyle, şu anki durumumla bile beni alsalar oynarım gibi geliyor ama bilmiyorum. Bence de oynarsın şu an ama dediğin gibi hani tamamlanması gereken bir süre olduğu için. Ama bence daha da kısa zamanda döneceksin gibi geliyor bana da. Ben böyle hissediyorum. İnşallah öyle olur. O zaman biz de İnşallah. sabırsızlıkla seni tekrardan izlemeyi bekliyoruz diyelim. İnşallah. Eklemek Teşekkür ediyorum. istediğin bir şey var mı? Ya teşekkür ederim. Böyle biraz ilk biraz heyecanlı şeyle o durum olmuştu affola, ama sonradan biraz daha adapte olduğumu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum yayın için. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. İzleyicilerimiz de yazıyor bize. Görüyorum şu an. Çok keyifli oldu. Bu arada hani iyi haberlerimizi de duyurduğumuz için ben ekstra mutlu oldum. Evet Peki evet son bir güzel sorum oldu. var. Ona ekleyeyim ben Tabii. senin için. Biliyorsundur belki. Shining Stars'ın senin için ne ifade ettiğiyle ilgili. Yani benim için zaten kaç sene oldu saymadım, bilmiyorum şu an. Kaç sene oldu bilmiyorum ama hani kariyerim boyunca ve kariyerimden sonra da hani her daim yanımda olacak kişileri, olacak ekibi temsil ediyor yani benim için. Hani dediğim gibi kariyerim olur olmaz, öncesi sonrası değil. Her daim yanımda olacak bir ekip benim için yani. Peki çok teşekkür ederim Melike. Ben çok keyif aldım. Ben de çok teşekkür ederim. İnşallah senin için her şey daha iyi gider diyelim. Seni en kısa zamanda sahalarda tekrar görmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.